Arkadaşlar, Seniha Sultan bu kanun çıktığında, 3 Mart 1924'te bu kanun çıktığında 78 yaşın, pirifani bir ihtiyar. Dolayısıyla 3 Mart 1924'te tamamınız sürgüne, yurt dışına gönderileceksiniz anlamında kanun metni kendisine tebliğ edildiğinde 78 yaşındaki bu kadıncağız o tarihteki Cumhur Reisi olan Mustafa Kemal'e bir telgraf çeker. Telgrafındaki ifadelerimi size aynen onun yazdıklarının Türkçeleştirilmiş şekliyle okuyorum. Diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanım, 78 yaşındayım. Odadan bile çıkmaya mecalim ve iktidarım yok. Yani bu odadan öbür odaya geçmeye mecalim ve iktidarım yok. Hayattan nasibi kalmamış olan benim gibi bir ihtiyarın son günlerini odasında geçirmeye müsaade buyurmanızı istirham ederim. Seniha Sultan, Yavuzların, Kanunilerin, Fatih Sultan Mehmet Hanların torunu Seniha Sultan, sonuç ne oluyor? Seniha Sultan 78 yaşında ne yazık ki talebi kabul edilmeyerek yurt dışına sürgüne gönderiliyor. Annesi 78 yaşında olan var mı? Gözünüzün önüne annenizi veya babaannenizi veya anneannenizi getirin. Benim 70 yaşında annem var. Dün bize uğradı. Annem yürüyemiyor bir kadın. Ve yürüyemeyen annemin böyle bir yaşta tek kusuru nedir? Altını tekrar çizerek söylüyorum. Oğuz boyundan, Osmanlı hanedanından olmaktan başka suçu yok. 1931 yılında, yani sürgünden 7 yıl sonra sefalet içerisinde Osmanlı hanedanının en gözde sultanlarından bir tanesi, hayrı, hasenatı, zekatı, sadakası bol olan sultanlardan bir tanesi 1931 yılında Fransa'da o küçücük odada hayatını sona eriyor.